Bir şey atmış. Aman Allah'ım, işte bor madeniyle birebir benzeyen bir vatandaş bor madenini duymadım demeyin. Ne borusu? Boru değil, bor. Sokarım borusuna sen. Beyefendi, piyangodan mı çıktın eşiniz sen? Eşiniz biliyordur bor madeni. Ya ne bor madeni? Bir şey söyleyeceğim. Ne bor madeni? Söyleyeceğim. Beyefendi, ne bor madeni? Canlı yayındayız ha, ya. Ne diyorsun? Canlı yayında. Sen çekme kardeşim. Abi bu... Ya evet, bunun fake yemedim olduğunu anlamayan 20 IQ insan var mı dışarıda dolaşan? Ama eski bir video bu. Ben eskiden izlediğimde anlamamıştım. Şu an anladım. Sevgili Rahmandir, Ferhat kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Biz seninle bugün buluşacaktık. Hediyeni de aldık, hazırdı. Fakat eşin sanırım belirli planlar yapmış. Ulaşamadık kendisine. O yüzden doğum gününü kutlayamadık bugün. Eskişehir'e gidip geleceğim. Doğum gününü ben bizzat gelir kutlarım abi. Biz bugün uğrayacaktık sana. Hediyen hazır. Aşkım, getirir misin hediyesini? Ha siktir sallama diyor. Aşkım! Aşkım, Ferhat'ın hediyesini getirir misin? Lan ulaşamadık Müge'ye, ulaşamadık. Kız telefonu açmıyor. Getir hayatım. Sonra döndü ama geç oldu. Ben yayına girmiştim. Güzel yazdı. Aşkım, getir hediyesini Ferhat'ın. Ben seçtim oğlum hediyeni. Getir. Gösterilmez abi yayında. Sürpriz kaçacak. Sikerler ya. Adam inanmadı. Al hediyen kardeşim. Salle sümük ağlayarak özür dileyeceksin lan piç. Al kardeşim hediyen. Çok güzel bir bileklik aldık sana. Yakışacağına inanıyorum. Çocuğunun adını Deniz koyduğun için ve bir kaptan olduğun için böyle bir kancalı bir şey tercih ettim. Umarım beğenirsin. Oo, deli. Siktir git ağla. Yavşak seni. İyi salladın diyor. Al. Benim Ferhat diye bir arkadaşım yok artık. Reklam yapmayalım aşkım. Al bu da poşeti. Hadi bakayım. Benim artık Ferhat diye arkadaşım yok. Benim Ferhat diye arkadaşım yok. Pazarda 1 TL. Değil lan. Yani benim kendi giydiğim, benim kendi aldığım yerden aldık arkadaşlar. Benim kendi bilekliklerimi aldığım yerden. Evet, bunlar da karıcığımın doğum günümde bana aldığı hediye. Yani bilemiyorum. Bırak! Lan ne kadar değer! Lan ne kadar değer! Çekme kardeşim! Bırak kameramanı! Çekme! İnci kadar değer! Çekme kardeşim! Karınız biliyordu! Çekme! Borda mı soramayacağım? Çekme kardeşim! Ya. Ne yapıyorsun? Sanki. Oha bir dakika, Sondalan Real'di bu arada. Sondalan Real'di, bir dakika o roleplay'e kaptırdı. Borda mı soramayacağım? Çekme kardeşim! Ne yapıyorsun? Ananı sikerim o diye dalan Real'di bu arada. Sondaki ciddi. Hayır abi, o RP değil. Ananı sikerim diye daldı. Bak öbürü, bak nereden anlıyorsun Real olmadığını biliyor musun? Biz Türk'üz abi. Bir kavgaya dalarken bizim war cry'ımız küfür. Tamam mı? Bir kavganın Real olup olmadığını anlamak için ne kadar küfrettiklerine bakın. Bu adam sen ne diyorsun lan diyerek dövüyor. Sonunda gelen senin anan sikerim diye giriyor. Bak o Real. Bak bir daha alalım. Çekme kardeşim. Bırak kameramanı. Çekme. İnci kadar değer. Çekme kardeşim. Karınız biliyordu. Çekme. Borda mı soramayacağım? Çekme kardeşim. Ne yapıyorsun? Çop çop sen ananı sikerin diye dalıyor. O Real daldı abi. Sanki hiç. Ne yapıyorsun? Anlamadım onu. Sanki hiç. Ben anlamadım. Ne ne oldu? Ben anlamadım. Aşkım gülüyorsun, ben anlamadım. Ne oluyor o kıza? Pasta düşüyor. Niye düşüyor pasta? Bir şey patlattı içim. Niye? Ha, konfeti patlayınca kız korkuyor. Allah'ım ya. Allah belanızı versin. Ulan buradan bir çıkayım. Anam avradım olsun, ikinizi de vuracağım. Ondan sonra göreceksiniz Sabri abiniz nasıl bir delikanlı diye. Hayda, ben ne yaptım abi? Benim suçum ne ya? Ya arkadaş. Eyvallah. Efendi ol, efendi. Ben kim olduğunu tanım da. Ben Atatürk'ün oğluyum. Ben Atatürk'ün oğluyum. Oğlum ne bağırıyorsun lan? Eğer bana küfreden varsa oralarda bana bir yazı. Abi 1965'ten video koysaydınız. Amına fok koyarım, tamam mı? You motherfucker. You can't.
talk to me again, you bastard. I'm a little gangster, you know. You fucking twat. Şu an göreceğiniz hareketi dünyada sadece iki kişi yapıyor. Biri karşınızdaki kuzenim, şimdi size gösterecek. Nasıl bir insan ya? Dönsene, böyle yapıp dönsene etrafını. Öbür tarafa, önden yap, önden yap. Şimdi dön, etrafını dön, etrafını dön. Niye döndürüyorsun bu adamı ya? Yüzüme 15 kilo bir boya sürdüm. Sonra gittim. Aynaya baktım, kendimden kaçtım. Geri adım attım ve bir daha baktım. Baktım yanıldım, ay çok tatlıydım. Hadi öptüm tatlım, bay bay. Dur, benim panik atağım var. Kutucuğum bak eli bayağı titriyor. Sana müsaat ver. Sen 10 tur atacaksın burada. Yapma kutucuğum, Allah'ın belası ya. Sen Instagram'ı aç dedim. Benim Instagram'la Facebook'la işim ne olabilir ya? Hayır. Sen o kızın fotoğrafını bilerek beğendin, ben biliyorum. Yemin ederim beğenmedim bilerek. Dur bak kutucuğum, indir beni aşağıya. Karı düşmanı. Bak sus. Görmedin mi? O kadar insanı beğeniyorsun, like'lıyorsun. Vallahi sen Allah benim belamı versin. Instagram açtığım gün kahrolduk ya. Men kopsaydı hayatım. Artık koptu, kopmasın. Sen bana ihanet... Ben buna gülemedim arkadaşlar. Bu bir şiddet bu arada. Kadın şiddeti hiç hoş değil. Yani varsa bir durum... Boşan kardeşim. ...ettin mi ettin? Ya kaçta yapma! Gerçekse komik değil ya. Gurven abilerimi arıyorum. Baba, bir tane kadın seninle konuşmak istiyor. Önemli oyunculardan, isimlerden bir tanesiydi Hasan Ali. Onu dinleyelim. Teşekkür ediyoruz. Hasan Ali. Bayağı geç düştü. Üzülmeyin. Bakın. Aha. Bak, ekmeği çektim. Şükürler olsun. Ha. Doğru mu kardeşim? Hı. Allah'tan daha ne istiyorsun? Elin kolun sağlam, elin ayağın düzgün. Parayı ne yapacaksınız hemşerim? Zenginlikten zarar gelir, zarar. Zarar gelir. Bak, mutlu musun kardeşim? Hakikaten çok fakirmiş. Dövmesi var amına koyayım.